Herkese selam dostlar. Bugün Onur'la birlikte biraz geyik bir video çekeceğiz. O da şöyle. Onur'un daha önce çektiği bazı videolardan aslında ben izleyince aklıma gelmişti. TikTok'taki ilginç gitar videoları, tamam mı? Evet. Böyle bir TikTok deyince böyle insanın içine bir gıcıklama geliyor. Ulan yine mi falan filan diye, ama ben hiç öyle bir şey yapmadığım için, hiç kullanmadığım için TikTok. Orada bazı ilginç videolar varmış, tamam mı? Böyle gitarla ilgili işte böyle hileler diyeceğim ama aslında bazı yalanlar varmış. Doğru. Şimdi bugün onları Onur bana gösterecek. Belki deneyeceklerimiz olursa deneyebiliriz. Ondan sonra ama çok saçma şeyler varmış. Bana bir iki tane daha önceden gösterdi. Ama bu videoda benim onları da hiç görmediklerimden yapacağız, değil mi? Tabii tabii. Daha önce. O yüzden bakalım nasıl tepki vereceğiz. Çünkü merak ediyorum. Gerçekten saçmalıklar varmış ya, öyle ya diyorlar. Ben zaten burada sana göstereceklerimi daha önce gördüm. Heh. Senin için yeni olacak. Tamam, aynen ve öyle. Ve senin tepkilerin, aynen. Senin deneyimlerin çok acayip olacak. Bakalım, merak ediyorum. Evet. İlkiyle başlayalım o zaman. Ben de komple bir kalemle böyle vurarak çalıyor işte. Şimdi biz bunun olabilip olmayacağını mı test edeceğiz? Çok ilginç bir kafaymış yalnız ha. Evet, deneyeceğiz bakalım olacak mı diye. Ya bence olmayacak, onu söyleyeyim de. Aa, olacak galiba. Güzel bir şey çıkıyor. Aha, oluyormuş lan. Bak hele ki şey, klasikte çalıyorsun ha. Evet evet. İstersen bunu da deneyebilirsin. Bir deneyeyim mi? Çünkü çocuk akustik gitar kullanıyor orada. Dur bakayım, tamam, aynısını yapacağız. Yaparım demiştim oğlum. Heh. Ton güzel ama. Oğlum bizimki adamdan bile daha iyi oldu ha. Evet. Evet, bir de bir. Tamam, yalan değilmiş. Bu adam yapmış yani. Gerçekten tebrik ederim diyelim ve ikinciye geçelim. Hadi lan. Saçmalık. Bir kere abi şey var yani. Polifonik geliyor ses. Bir daha bir dinleyelim abi. Çok saçma. Abi bu benzer başka şeyler görmüştüm ama yani bu ne abi? Boş teller vuruyor. Biraz benzedi ama tempo değil. Tempo olarak benzedi. Evet. Zaten duymadım, bas da var. Bas da var canım. Ya bu tamamen düzmece canım. Kesin. Ben sana bir şey söyleyeyim. Biz bundan daha iyisini yaparız. Daha inandırıcısını yaparız. Saçmalık. Şu anda bununla ilgili bir shorts çekebiliriz. Var ya, aklıma geldi, tamam mı? Ama söylemeyeceğim. Videodan sonra söyleyeceğim. Heh, bak. Gibi. Bak, tekrar aynısını yapıyorum. Bası değişiyor bak. Anladım. Ne basar burada? Do. Heh. Burada bas. La'ya. Olabilir. Evet. Heh. Gibi. Orada tek tele basıyor. Saçmalık canım. Anladım. Saçmalık. Geç. Hiç sevmedim bunu. Tam bir yalancı. Ama millet bunu gerçek zannediyor değil ediyor, mi? Ediyor. Tek tek telleri bunu şarkı çalacağım zannediyor. Bir de ben bunu deniyorum ya. Sen yapamadın diyorlar bana. Onu diyor. Akort et diyor. He, tamam abi. Ben gitar çalmayı bilmiyorum. Bana öyle diyor. Onun diyor akordu yanlış diyor. Sen gitarını akort etsen ona göre diyor yapabilirsin diyor. Abi eyvallah ya. Şimdi başka bir tane hadi. Bak böyle bir şey denedim mi hiç? Hey, if you're a guitar player, this one's for you. Here's a small little trick I learned along the way. If you have a capo just like this with this rubber piece specifically. Okay, sorry. You're gonna take this capo, reverse it, and you're gonna put it on the second fret. Here's what it sounds like. Open. Standard tuning. But take this, flip it, second fret. Just be sure that this rubber piece is on these three strings right here, not touching these two or this top one. Once you have that capo on the second fret, you're now in this weird form of D, and it's fun to mess around with. Abi peki bunu ters takıyor. Tabii. Ama bizim ters takmamıza gerek yok. Peki biz yarım takalım. Yani yarım tak. Tutarsın. Şöyle. Aynen. Şimdi ne oldu peki akor böyle yapınca?
Yani mi minör'e benzedi ama tam değil. Mi minör, bası fa diyez. Evet, fa diyez. Bir de minör'ü sas yaptın orada. Evet, mi? Doğru. Evet evet, sas oldu ama fa diyez istemiyorum ki ben. Yani yaptık ama neye yaradı onu bilmiyorum abi. Peki, o zaman şöyle bir şey yapayım. Bekle. O zaman kapat atma. Kapo sadece bir tane tele vurmaya başladı, evet, benim yerime. Şurada sol telinde la basıyor. La basıyor. Yani. Ama güzel durdu. Bak, kaposuz olsaydı, tamam mı? La bozuyordu. Bozdu. Anladın mı? O la ile buradan yarım, yani şöyle kapoyu takınca la'ya bastık ve... Çok tatlı oldu. Evet, yani solü la'ya da tunur edebilirdik. Evet. Yani burada şey, adam kapoyu yarım kullanmayı söylemiş. Ben hiç akıl etmemiştim ama mantıklı olabiliyormuş demek ki. Evet, doğru mu? Değişik bir bilgi, doğru. Evet. Hadi bakalım abi, bu abi neci? Bu abi şey, Coca-Cola'da çalışıyor. I've been playing guitar for 25 years and no one ever told me if you play an acoustic guitar with a bottle top, it sounds like an electric guitar. Tamam, tahmin ettim. How much that? Ama doğru mu? Kutu kola kapağıyla. Evet, kutu kolanın açma şeyi var ya. Tamam, ben hep yanımda taşıdığım için ondan. Ama bir dakika, elektro gitar gibi olacak diyor. Evet. Penadan farkı yok ki bence. Hiçbir fark yok. Hiçbir farkı yok. Evet. Yani bildiğimiz kutu kola şeyi, zımbırtısı. Yani ben pena ile karşılaştırayım. Tamam mı? Kola. Aynısı. Aynı. Hatta pena daha güzeli. O herifte bir üç kağıt var. Evet. Ben sana söyleyeyim. Bu dayı bizi buradaymış. Bunu da çökerttik, bu miti. Hadi bakalım, devam. Ha, bu şey, Coldplay tonu yap diyor. To play Coldplay, what I always do is I take this top E string and I tune it down a half step by ear. Akordu en alt teli sadece. Then I can play Coldplay. Tamam, ben bunu biliyorum. Var zaten. Yani ben Coldplay'i çok çaldım. Yarım ses hatta. Neyi alıyorsun? Re diyezi. Ben öyle hatırlıyorum. Evet, doğru. En alt teli sadece mi yerine re diyeze çektik. Yani bu gitar hilesi olarak değerlendirilemez. Değil, bu evet, bir grubun kendi bir akort sistemi, Coldplay'in. Ama hani belki hiç hayatında böyle bir şey görmeyen. Evet. Olmuştur ve izlenmiştir. Oha, çok iyi. Of, çok iyi. Ama bunu yapmamız için bize bir davulcu lazım. Doğru mu? Evet. Herif benim kalemle yaptığımı bagetlerle çok daha iyisini yapıyor. Hatun, evet, akor basıyor. Herif de bagetlerle tellerin üstünde çalıyor aslında. Çok iyi. Bu, evet, bu yalan değil bu arada. Bu gerçekten olur. Baget. Bir... Bageti iyi kullanmak lazım. Aynen öyle. Yani bir, herhangi bir davulcu. Bende baget var. Çözer. Çalıyorsan getiriyor. Abi çalıyorum ama o herif gibi çalamam yani. Zor. Hiç kalkışmayalım buna. Şimdi ne var abi sırada? Şunu göstereyim. Şimdi bu klasik gitar zarı çok bilinen bir şeyi.
lan yalan olmasın da yanlış söylüyorsam. Legado mu? Rascuado mu? Evet, evet. Rascuado olabilir tekniğin adını, emin değilim. O tarz bir şey yok. Şimdi ben onu daha önce bir arkadaşım göstermişti. Çok zor bir teknik, tamam mı? Yani vuruyorsun şu parmağını. Baş parmak da aşağı vuruyor. Son çıkarken tekrar baş parmak ve vuruyor. Yani ama bunu yani çok zor ya. Flamenco da çok kullanıyor. Çok. Değil mi? Yani ben şöyle yapmaya çalışıyorum ama çok yapamıyorum yani. Akustikçi iyice zor. Flamenco'cular için çok bebek oyuna çalışmak lazım. Yani benim tarzım değil. Çalışmışlığım yok bu tekniğe. Çok güzel. Ama evet, benim de yok. Bunda bir yalan yok canım. Adam yok, zaten yok. Yapıyor tekniği yani. Ya ben belki daha önce yapmışsındır diye gösteriyorum. Yok. Benim de yapamıyorum. Biliyorum, denedim ama çalışmadım hiç yani. Çok iyi olmuş. Ama çok yalanmış ya. Senin taklit daha iyi abi. Senin performans daha iyi. Bunu koyacağım videoya. Yalan yok. Buna da inanıyorlarsa o dediğin gibi tek tele vuruyor adam. Böyle bak dı yapıyor. Dırı dırı dın. 3-4 tane ses. İnanılmaz. Yalan yani. Onları denemeye gerek yok çünkü. Play guitar, you should try this out. Take a piece of paper and slip it underneath the strings near the bridge. Now you've got yourself a fake sitar. Bak şimdi ses değişti ama bir de reverb geldi. O kağıtla mı alakalı, sonradan mı vermiş onu bilmiyorum. Yok, o kağıtla alakalı değil. Değil değil mi? Tabii canım. Kağıt var mı? Var. Bir bakalım nasıl bir şey olacakmış. Evet, şimdi kağıdı katlıyorum. Şöyle yapacağım. Oğlum ses bir de reverb'le çıkarsa çok şaşırırız yok, yalnız ha. Yok canım, o çıkması mümkün değil. Ne yapıyorum abi, şu sırayla geçiriyorum. Hiç ses çıkmadı. Solo. Palmut gibi çıktı. O kadar değil. Alakası bile yok hem de. Peki bir şey deneyeceğim ama bir dakika Onur. Daha mı ince yapacaksın? İp ince yapacağım. Bir tık evet. Bu şuradaki titreşimle alakalı. Yani cızlattı. Cızlattı, cızlatıyor. Bence yalanmış. Evet. Buna yalan diyebiliriz. Zaten reverb yok. Reverb zaten yok da onun dışında da sesi çok titreşimi kesti yani. Evet arkadaşlar, bu da yalanmış. Böyle bir şey yokmuş. Böylece bunu da öğrenmiş olduk. Onur, bir dünya saçmalık izlettin bana abi. Çok teşekkür ederim. Yani rica ederim. Ufkumu açtın. Hepimizin ufkunu açsın hem de. Ya ben bundan bak 4 tane video yapmışım. Evet. Yani hep yalanları böyle çürütmek üzere. Evet. Çürüttük ama bugün de çürüttük bazılarını. Bugün de çürüttüklerimiz var. Ama mesela kalemle çaldığımızda mis gibi oldu abi. Oluyormuş yani. Evet. Değil mi? İlginç. Ben böyle bir yani sen söylediğinde saçmalıklar yalanlar olduğunda böyle şeyler hayal etmemiştim. Ben hani playback yapıyordur birisi o kız gibi falan filan düşünmüştüm ama gerçekten ilginçmiş. Bir de şu bagetli çalanı çok sevdim. Onu hı-hı, uygulayamadık ama en çok sevdiğim oydu aslında. Evet, çok güzel bir deneyim olabilir o ya. Evet. Böyle ilginç bir video çektik işte. Şimdi abi gitar çalacağız diye geldik. Ne yaptın ya? Şaka yapıyorum. Evet, buradan sosyal mesajımız ne o zaman? Sosyal mesajımız yok abi. Sosyal mesaj, arada bir geyik yapmak lazım tabii ki. Evet. Umarım izleyenler de gülmüştür. Aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Onur'un da kanalını aşağıya açıklamaları bırakacağım linkini. Oradan ona da ulaşırsınız. Hepinizi çok seviyoruz. Herkes kendine baksın. Bay bay. Bay bay.